ihtiyaçlar sizde. Teknolojileri Mediamarkt'ta. Delonghi Eletta otomatik kahve makinesi 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Mediamarkt. Derbi ne yapmalı Beşiktaş? Evet. Ya şimdi bir kere herhalde 68 kez rakibi kendisi ceza sahasına sokmamalı. Ya evet. Orası kesin. Bir de Galatasaray... Peki en, Endur'la mı başlarsın? Musrati mi? Belki hepsiyle başlar. Hadi buyur. Kimi kesiyorsun? Ya şöyle bir şey olabilir. Yani ben zannetmiyorum da Şimdi savunmada biraz sayısal eksiklik oluyor böyle Paris'te yokken. Hı, hı Yani çok gol fırsatı vermesi nedeni biraz oydu Lyon'a karşı Beşiktaş'ın. Ee, burada acaba Musrati böyle stoperi üçleyecek bir orta stoper gibi mi kullansa Beşiktaş diye düşünmüyor değilim. Hani şöyle Felix ve Emirhan'ı sağını solunu aldı. Kim bu? Mustati. Tamam. Daha 3-4-3 gibi. Aklına yattı mı? Yani Mustati ortada. Evet. Felix, Emirhan. Bir dakika dur anlatıyorum. <laughs> Gerson. Şimdi abi netleştirmek için soruyorum. Mustati, Felix ile Emirhan evet, yanlarında. Evet. aldı. Ben yanına Felix aldın. Onu öyle hesap et. Sağında ve solunda şekilde. Paris'te yetişmiyor diye hesap ediyoruz. Tamam. E, Gerson Endur her türlü var bu arada. Mustati olsun olmasın var. Tamam. Bu maçta dinamik orta saha lazım Beşiktaş'a. E. E, Masoku ve Svensson biraz daha Kansbek gibi. Ki Raşistan da yine yetişmeyeceği en kötü senaryo düşünürsek. Raşistan olursa ol olur tabii ki Kansbek'te. Tamam. Masoku, Svensson, Kansbek'ler. E, İmmobil arkası Semih, Rafa Silva gibi. Bu. Yani biraz daha Galatasaray'a karşı geçiş hücumları kovalayacak. Sağ kanatta kim varsa attın onu. Sağ, herkes Mucci söyledim yattın. ya. Muçi'yi attın işte o zaman. Ha attım derken evet. bu yani zaten atılacak bir performansı var. Ee, ama bu tabii ki bir öneri. Böyle çıkacağını zannetmiyorum. Ama mantıklı olabilirdi. yani biraz daha bölge bölge kalabalık kalabilir Beşiktaş. Hem yani bu saati oyun kurarken de stoperler arasında daha rahat baskıdan çıkarır gibi bir hayal ettim Beşiktaş'ın oyununda çünkü böyle bir eksik kalıyorsun. Yani Felix'in inanılmaz performansı var. Lyon'dan gol yemedin ama ceza sahasına çok girdi yani. Rafa'nın etkisini azaltıyor musun? Yok göbekliğini kullanıyorum işte. Göbekte diyorsun. Yani ister kenara depresi ol, ister göbekte Ona kalmış şey. O, evet, o artık senin, <laughs> senin ilgi alanında. <laughs> 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 evet, güzel abi. Sen endur'u da kesmedin. Memnunsun. Enduro zaten kesmiyorum. Sen olmuyor mu? Yazmıyor bence, musun bence de? bozmadan devam ya komple oturdu. Semiyi ee, yani Semi oynatırım. Hani, Semih yönetirim. hani diyorsun, Muci yerine, Semih. diyorsun, Muci yerine Semi, Muci yerine Semi Devam diyorsun. Evet. Zaten bu olacak muhtemelen. Hatta bence yine Mucci ile başla. Öyle hissediyorum. Semi yine gireceğim. Topla itiraz etmem. Yine ikinci yarıda. Yani Lyon takımı ve oyuna girenler dahil öyle çıkabilir. Ama sakatlardan mesela Paris'te dönerse tabii ki Doğru çok hocam. daha eli rahatlar. Çok çok yani. Ee, ya yani burada aslında taktiksel olarak nasıl savunma yapacağı önemli Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı. Şimdi şey maçını da izledik. Ersoruk maçını. Muhtemelen bence Galatasaray. Galatasaray bölümünde de konuşuruz. Bence aynı formasyonda çıkacak. Bence. üç, 3, 4, 1, 2, 5 taş görmek ister. Ya o konu bunu çalışmadığını görmek ister yani. Çalışmıyorsa da görmek ister. Ya yani 5 seviyesindeki rakibe karşı da oluyor mu diye bakacak bence. O olmuyorsa toplum maçını değiştirir. E şimdi Osman, Icardi, Mertens. Bu oyuncular kaleden uzakta mı tehlikeli? Kaleye yakınken mi tehlikeli? Kaleye yani, yakınken. Kaleye yakınken demek tehlikeli. O yüzden Beşiktaş'ı savunmayı olabildiğince <laughs> uzakta tutması lazım. Çok keyifli oldu ya. Açık öğretim şey gibi oldu. Dersi Aa, gibi evet, gibi çok. Evet çocuklar. Çok, çok net ama. <laughs> evet çok net. Ama hepsi ben bak. anladım. Sınavda sorsan hepsi bak. işaretlerim kaleye yakın. Bak, Osman, Icardi, Mertens Üçü de kaleye yakın daha sakat oyuncular. Osimen diğerinden farklı olarak Dribbling de yapabiliyor. Savunma da sarkıyor ama yine de... Ne aldın o zaman önlem olarak? Beşiktaş savunma sistemi öne doğru taşınması gerekiyor. Ama o, o, bir tane uzun vurdun. O simen gitti. Yapacak bir şey yok. Yetişemezsin abicim gö gider. Gömülmekten daha iyidir. bak Gömüldüğün anda Icardi de devreye giriyor. Mertens de devreye giriyor. Yunus daha çok devreye girer. Sara daha çok devreye girer. Evet orada Galatasaray uzun topları iyi atıyor. Şimdi Barış Alper de savunma koşu yapabilir. Ama Beşiktaş'ın savunmasını... Ee, işte İkinci işte bölgede bassak, o pası arttırmasak. İşte Süper Kupa maçında Beşiktaş bahsettiğin gibi yapmıştı. Orta Aynen. saha civarında anlık baskılar, hareketli bir duvar kurmuştu. Bence yine benzer bir savunma ben üzerinde. savunma üzerinde düşünecektir O Choupo yoktu daha o zaman. Yani Hı -hı. Lyon maçındaki gibi böyle çok böyle derine derine çekinmesi lazım savunmanın. Yok çok kötü olur. Abi Ersin'in 8 kurtarışı var. Kaleci problem vesaire dedik. Bu arada maşallah böyle bir şey yok. Evet. Hatta tam tersi Beşiktaş için gol fırsatına dönüşebilir o. Yani Galatasaray oyun kurma güdüsü Beşiktaş'ın için gol fırsatı demek olabilir. Çok mantıklı. Ee, şeyi, bu maçın en kritik iki oyuncusu kim desem? Kim Gerson Fernes zaten kafadan bir yani herhangi bir büyük maçta Avrupa maçı olsun, derbi olsun Gerson Fernes en kritik oyuncusu olacak Beşiktaş'ın her zaman. Abi çok büyük bir atletizm gücü ki Galatasaray'ın orta sahası da atlet oldu. Sara ve Torreira birlikte. Mesela şu an Saray faktörü de var ilk maça. Osman faktörü de var. Saray faktörü var. Çok değişti aslında takım Galatasaray. O yüzden oraya direnç, dirence dirençle karşılık vermesi lazım Beşiktaş'ın. O yüzden iki tane orta saha tercih yapılacaksa ki öyle olacak dediğin gibi. Yine Endur ve Gerson Fernandes tarafındayım. Gerson dışındaki kritik oyuncu tabii ki Rafa Silva. Onu söylemeye gerek yok. Rafa'yı ayıralım. Tamam, evet, Rafa, evet, Rafa, aynen. Hani o şey gibi yani. Alex çok önemli oyuncu falan. <laughs> Alex çok önemli değil mi? 50 <laughs> tane vermişler bir de. Bence maçın en kritik adamı Yok, Alex. Icardi gol atar diye analiz yapıyorlar. Tuttu diye tık ya. abi. İnanmaz <laughs> ya. ya. Evet var ya. Helal olsun. Bu arada abi. evet ben bunu gördüm gerçekten. Hmm. Endur diyorum ikide. Hani direkt iki orta sahası beş dışı. Çünkü o bahsettiğimiz hareketli duvarı orta sahanla yapacaksın. Güzel. Ee, Endur Getson. Ben tamam. de diyorum ki Osimhen'in karşısında büyük ihtimalle Felix. Felix ne kadar sağlam durabilecek, ne kadar duramayacak, sakarlık yapacak, mı, güvenli mi duracak? Yıpratıcı da, yıpratıcı da bir maç oynadı. Evet. Çok iyi oynadı ama ya. Diğeri de nasıl ki Süper Kupa'da ilk geleni hemen gole çevirdi. Burada da çok ihtiyaç evet. var. Geleni gole çevirmeye Ciro. Doğru. Lyon'da da ilk topu atıyordu neredeyse direktten döndü. Bitiricilik yüzdesi olacak iş değil ya. Yani. Ama için. şey çok güvenmiyorum mesela. 3 e 2 gidiyorsun. Immobile ile çıkıyorsun hücuma. Evet. Yani at, arkaya aşırır mı? Aşırırsa hayırlısı olsun. Hayatta dedim ki kaldırır mısın be arkaya diye. Hatırladın değil mi orada? Evet. Şey, direkt hücumda. Yerden bir kaldırır mevcut. mısın be? Kaldıramadı evet. Kaldıramadı. Ama, ama bir tane top gelince asası içinde evet yapıştırıyor. Hakikaten iyi pozisyonda ya. 3'e 2 yakalığında var. Bir topun devam et dibine girse. Bak Pascal'ın Malçı'ya da öyle şeydi be. gitti? Pascal Malçı'ya gittiysem. Ama hakikaten bak bağlantıya geldiğinde öyle topun dibine girip tersi falan çok iyi toplar atardı. O tip santaforlar yani. Pascal'ın tekniği de şu anda acayip bir para ederdi ya Pascal. O zaman da ediyordu gerçi de. Ya Buraya gelmeyecek da bir para anlamında yani. Evet doğru. Yani. Doğru diyorsun. Fiziği çok, var, çok, hava topu var, çok, tekniği çok komple, var. Aşırtma gol atıyor abi o böyle. Evet. Antalya maçı. Ne, neydi? Şey, Kiev maçı mı? Ha ben niye ilk Antalya maçını hatırladım? şu an ben tam ruh hastası bir şey... <gülüyor> Hafıza. <gülüyor> Kiev efsane gol maçı da Antalya maçı da atlaştırdığını hatırladım. <laughs> Orada da böyle yani çalımlar üstünde topun dibine girip çaprazdan atmıştı. Evet, o da iyiydi bu evet. arada ya. Hatırladın hatırladım, mı? Hatırladım, hatırladım. Ben o aklıma geldik. Enteresan tabii ama sen deyince hatırladım <laughs> yani. evet. <laughs> <laughs> Siz de yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Derbide Beşiktaş'ın adına en kritik iki oyuncu kim olur ve niye? Onları da yazın tartışalım. Paskal Numan'a Adana Spor attı golü hatırlıyorum. bu şeye döndü iyice. Adana Don, de don, de don Niyazi vardı de. abi. Çok iyi. Ya, inanılmaz bir santafa golü. Adana Spor deplasmı mı? Yok, yok o kadar da de değil hocam. Şöyle göğüs kontrolü şu. başlıyor. Göğüs kontrolü sol ayakla çaprazdan uzak çatala. İnanılmaz bir santafor golü o da. Oo. Birleşik hareket. İlhamansız Göztepe? <laughs> Var. 700. 100. yıl şey evet. kutlamaları var. Gayet güzel. Ahmet Dursun Kocaeli. Hangi Kocaeli? Ha. Ter. bu ter. Ha o ilk o da da başlaydı. Daha sezon başladı. Ahmet Dursun'un bir de finale doğru da o 100. yıla finale doğru da çok kritik golleri vardı. 1-0 1-0 evet. evet. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Galatasaray cephesinde. <laughs> bir tane sütlandı. daha zor soru şimdi. <laughs> Sorulan bir tane daha hadi zor sor bir tane. <laughs> Dur bakayım hangi gol Pankum en güzel golü söyler lan filan. Pankum en güzel golü anlat bana. Pankum en güzel golü. Evet. Abi Kayseri'ye bir gol atmıştı acayip. <laughs> Kayseri süper. Acayip yok <laughs> Kayseri be. Ajes. Kayseri de taraflı maç bırak. oynanmıştı. Sıvayı bırak abi basitti aslında ya. Doğru basit. 6 numara oynattılar o. Tayfur'un mu yoktu? Bir orta saha yoktu. 6 numara oynadı oradan... Hiç unutmam. Tayfur'un mu yoktu? <laughs> ya Taifur <Typhur> yoktu ya Rünt yoktu <laughs> falan. <laughs> Başka bir adam kalmıyor. <laughs> Abi her yerde kaldı. oynadı ya. Çok enteresan adam. 6 oynayıp bir de Rodri gibi gol attı ceza sahası dışında. 6 numarada oynarken. Çok büyük topçuydu. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Pamkun'u o golünü hatırlayanlar da beğeni butonuna basarsa bizi çok evet. mutlu eder.